ilk konuşmacımızı hemen sizler için sahneye davet edeyim. Evet, 25 yıl önce %100 web tabanlı iş yazılımı üretmeliyiz diyen ve WorkCube'u tasarlayan, binlerce şirkette uygulanmasını sağlayan, daha önce hiç iş tecrübesi olmamış, binden fazla genci işe alıp onlara cesaret veren, destekleyen WorkCube'un kurucusu ve Holistik Kooperatifi'nin başkanı yüksek alkışlarınızla Ömer Turan sahneye geliyor. Dijital ol, yeşil ol, paylaşımlı ol diyoruz. Sahne Ömer Bey. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ömer Turhan ben. Birçoğunuz beni tanıyor. Ama yine de kısaca kendimi tanıtayım. 23 yıl önce WorkCube'u geliştirmeye başladık. 23 sene oldu. Ve WorkCube, ondan da bir öncesi var. 1999 senesinden başlıyor WorkCube. Önce adı iCube'tü WorkCube'ün. Sonra adını WorkCube'e çevirdik. Yani dünyada %100 web tabanlı ilk iş uygulaması geliştiren kişi benim. Yanılmıyorsam birçok arkadaş öyle söylüyor. Türkiye'de de ilk web sitesi yapan üçüncü kişiyim ben. 1994'e kadar hikayem geri gidiyor. Şimdi pointer alıyorum. Evet, pointer alıyorum. Sunumu geçerseniz. Evet arkadaşlar. Şimdi ne alakası var portakalla? Şu köşede görüyorsunuz, küp şeklinde portakal var. Bu portakalın dijitalleşmeyle olan ilgisi çok hızlı 15 dakika içinde anlatacağım. Şimdi benim bir komşum var. Kendisi profesör İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Bir dönem milletvekilliği yaptı. Çevre komisyonunun başkanlığını yaptı. Kendisi müsteşarlık yaptı. Bir tane Twitter'da mesaj yayınlamış. Portakalları dalında çürümeye bıraktık diye. Portakalları dalında çürümeye bıraktık. Zaten hepimiz biliyoruz, 2023 senesi bizler için bayağı üzücü oldu. Deprem oldu, Gazze'de savaş oldu. İçimizi acıtan bir yıl oldu. Bir taraftan Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamalıyız, var olmamızı bir asır boyunca devam ettirdik derken, bir taraftan da üzücü olaylar oldu. Fakat bu portakal Twitter'ını görünce ben tepem iyice attı. Neden attı? Şöyle diyordu hocamız, o hocamız. Diyordu ki bir sürü de video yayınladı. İşte ağaç köklerini söken kızgın çiftçiler, artık narenciye ekmeyeceğiz diyenler. Ve hoca, Mustafa Hoca şöyle bir mesaj yayınladı Twitter'da. Bu arada Twitter'da çok az varım arkadaşlar. Yani böyle 3-5 hani kişiyi ancak takip ediyorum. Hocanın son mesajı şu oldu. Dalında ve yerde çürüyen mandalina toprağın kimyasını asitleştiriyor. Toprağın pH'ini 4.3'e kadar düşürüyor. Şimdi bir dünya portakal çürümüş, boşa gitmiş ve üstelik de toprağı bozuyor, toprağa zarar veriyor. Epeyce asabım bozuldu arkadaşlar. Yani niye, neden, niye böyle oluyor? Aşağı yukarı ben 54 yaşındayım arkadaşlar. Hatta 55 oluyorum. Neredeyse 40 yıldır hep bunları düşünüyorum. Niye, neden, nasıl olmalıyız, ne yapmalıyız diye. Bu portakal bende bir etki yarattı. Ve bu senenin temasına da
küp şeklinde portakal koyduk. Şimdi gelecek. Şimdi portakalın başına gelen arkadaşlar sık sık biliyorsunuz. Soğanın geliyor, patatesin geliyor. Patates fiyatları düşüyor, soğan köyde, tarlada kalıyor, toplanmıyor. Niye? Niye? Acaba bir şeyleri yanlış mı yapıyoruz? Yanlış mı yönetiyoruz? Yani portakalın başına gelen soğan da başına gelebilir. Belki biz Türkler için öyle diyebiliriz. Portakalsız yaşayabiliriz ama soğansız asla diyebiliriz, değil mi? Şimdi şöyle oldu arkadaşlar. Bunları böyle düşünürken Dünya Ekonomik Forumu biliyorsunuz her yılın Ocak ayında oluyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun geçen yılının bir başlığı kalmıştı. Geçen yıla biraz daha fazla ilgi göstermiştim. Çünkü İsviçre'de arkadaşlarım ve ortaklarım var. Geçen yıl da olsa katılacaktım ama içimden gelmedi. Yani gitmek içimden gelmedi. Orada Pascal ve Eren diye iki ortağım ve yakın arkadaşım var. Bu sene de çağırdılar. Bu sene orada bir reskilling, bir yeni beceriler kazandırma uygulaması yapıyoruz İsviçre'de. O kapsamda geçen sene ve bu sene Davos'ta bayağı bir network yaptılar. Sunumlara katıldılar. Çok güzel işler yaptılar. Geçen senenin teması şuydu arkadaşlar. Cooperation in a fragmented world. Parçalanmış bir dünyada işbirliği. Dünya sürekli kompartımanlara bölünüyor ve nasıl bu işin içinden çıkacağız gibi bir hava var. Bu konuda da geçen sene naçizane epeyce çalışmıştım. Sonra bu senenin çalışmalarında şöyle bir rapor gördüm. Bu raporda yine cooperation'ı öne sürüyor. Cooperation. Bir tane de bana şeyin kitabından getirir misiniz buraya? Deniz Yıldız. Cooperation diyor. Bunu biraz daha inceledim arkadaşlar. Biraz daha detaylarına indim. Ve bu sene Davos'ta konuşulanların özetini topladım sizin için. Böyle ağlarla dünyayı birbirine bağladık. Ama bir taraftan ayrışıyoruz. 4.1 milyar Gmail kullanıcısı olmuş. 2.5-3 milyara yakın Facebook vatandaşı var. 1 küsür milyar TikTok var. 2.5 milyar YouTube kullanıcısı var. Dünya iletişim açısından online, on time birbirine bağlandı. Ama çok büyük sorunlar var. Birincisi şu arkadaşlar, iklim değişikliği. Benden sonraki konuşmacı bu konuda epeyce bir bilgili insan. Bu konuda kendisine yeni bir kariyer yaptı. İsviçre'deki anlatılan gibi yeniden bir beceri kazandırdı. Aslında mülkiyeli birisi olmasına rağmen Türkiye'deki en iyi karbon uzmanlarından birisi yaptı. 2-3 yıl yoğun şekilde bu konuya çalıştı. İklim değişikliği. Çok basit bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Burada Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin eski başkanı Oğuz abi de var. Sandalye satacağız Avrupa'ya. Üstündeki karbon etiketini bize soracaklar. Yoksa karbon vergisini öde, kredisini öde diyecekler. O kadar geniş perspektiften değil, biraz işletmeler bağlamında anlatıyorum bunu. İklim değişikliği. Uyum sağlamamız lazım. Ya yeni gençlerin dediği gibi bu uyumu sağlayamazsak bizimle değilsiniz diyorlar. Uyumu sağlamak zorundayız. İkincisi, dünya cennet değil, kabul edin. Daimi bir istikrarsızlık var. Sürekli kaotik bir yapıdayız. Onun için bu değişime ayak uydurmak, adaptif yetenekler kazanmamız gerekiyor. İstikrarsızlık, buradan anlamamız gereken o. Tokenizasyon. Mülk dediğimiz, varlık dediğimiz şeyin tapusu, yapısı, etkileşimi,
alışı, satışı, verişi değişiyor arkadaşlar. Yine bugün bu konuda da oldukça Türkiye'de bu konunun en itibarlı kişilerinden bir tanesi Ahmet Usta var burada. Onu da çok dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Tokenizasyon. Para değişiyor, paranın takas sistemi değişiyor, mülkiyet değişiyor. Sadece JP Morgan'ın kurduğu bir tokenizasyon odaklı bir division var, bir banka var. Diyor ki 2030'a geldiğimizde ben en az 300 milyar dolar token sadece ben satarım diyor. Mülkiyet dediğimiz şey değişiyor. Bu Davos'un ağları diyelim. Arkadaşlar bu değişiklikleri yapacağız diyorlar. Diğeri yeni beceriler. Ben 86 üniversite girişliyim. Bitirmem epey aldı benim. Ve evet bunlar ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede öğrendiklerimiz bize bir baz oluşturuyor. Ama bir tarihte elde ettiğimiz bir diploma bundan sonra yaşamımızı devam ettirmek için yeterli olmayabilir. Çok iyi bir örneği var. Mülkiye mezunu bir adam kimya çalıştı. Karbon ekonomisi çalıştı. Konuşacak. Bugün o da konuşacak. Ve hatta şunu söyleyeyim. Yanılmıyorsam 53-54 yaşından sonra bu konuları çalışmaya başladı. Yeni beceriler. Yani bu yeni ekonomiye uyumlu olarak, yeni dünyaya uyumlu olarak yeni beceriler kazanmak zorundayız. Artık bunu üniversitelerden sürekli beklemiyoruz. Bu anlatılıyor. Diğeri en popüler olan yapay zeka. Yapay zeka işimize nasıl girecek? Ne yapacak bize? Biz de zaten bir dizi planımız vardı bundan 7-8 sene önce. Önce katalist olacağız dedik. Sonra hızlandıracağız. Bütünlüklü olacağız, yalın olacağız ve finalde kognitif olacağız. Biz şimdi kognitif olma aşamasındayız. Workgroup olarak. Yapay zeka bizi nasıl etkileyecek? Hangi işleri elimizde alacak ama hangi yeni iş alanları çıkaracak? Bu yani workgroup'un kullanıcıları olarak, dostları olarak, iş ortakları olarak bu konular artık bizim kaçabileceğimiz konular değil. Diğeri sürdürülebilirlik. Kurumsal governance, şeffaflık, çevre sürdürülebilirliği. Bir dönem ihracatçılarımız şunu yapardı. Ben işte çocuk işçi de çalıştırırım. Ben attım bu yüzden battı dünyada gitti. Yani dünyadaki İşten çevreye kadar geniş bir sürdürülebilirlik konusu var. Kurumsal risk yönetimi konusu var. Bunlar artık 10 yıldır, 20 yıldır burada workgroup kullanan insanlar var. Artık onların önüne masaya koymamız gereken şeyler. Artık yeni challenge'lar var hepimizin önünde. Ve paylaşım ekonomisi. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu isterseniz Amerika olun, isterseniz Microsoft olun, isterseniz Workgroup olun, isterseniz Türkiye olun. Hiçbirimiz tek başımıza güçlü değiliz. Ve şu andaki mevcut aklımız kendimize yetmiyor. İşte bu yapay zekadaki yeni büyük dil öğrenme sistemleri aslında bize dünyanın evrensel zekasını bize doğru getiriyor. Ve bundan sonraki iş yapış ve ortaklık biçimlerimiz de değişiyor. Artık paylaşımlı ekonominin içinde olmalıyız. Bir tarihlerde Türkiye'de sadece yanlış yapılmış benzin akaryakıt istasyonu yatırımlarının toplamını hesap etmiştik. O zaman ben Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi'nin sekreteryasını yürütüyordum.
10 ile 11 milyar dolar arasında para bulmuştuk. Sadece bizim köyde, bizim köy için inceledim arkadaşlar, ben Elazığlıyım. Bizim köydeki traktörlerin kullanım kapasitesi %7 ile 8 maksimum. Ama bir dünya servet yatırıyoruz. Bu sistemler değişiyor arkadaşlar. Paylaşım ekonomisi, paylaşım ekonomisinin içine gireceğiz. Ticaretin doğasını da değiştirecek. Bunları nasıl yapacağız arkadaşlar? İşte bizler hem iş ortaklarımızla hem müşterilerimizle bu büyük kolektif aklı yaratmaya çalışıyoruz. Çok sevdiğim bir söz var David Bohm'un. Beni tanıyanlar benden çok duymuştur. Diyor ki tabiattaki en muhteşem şey kolektif akıl. Fakat ondan daha muhteşem tek şey yok. Pardon, en muhteşem şey insan aklı. Ondan daha muhteşem tek şey var, kolektif akıl. Kolektif aklı büyütmek, bilgiyi de işi de paylaşmak durumundayız sevgili arkadaşlar. Evet. Çantanızda bu kitap var arkadaşlar. Böyle bir kitap var çantanızda. Ben bu kitabı herhalde bir 10-15 sene önce okumuştum. Ve bu kitap, bir kooperatif kurduk. Adı Holistik Bilgi Teknolojileri Danışmanlık, Üretim ve İşletme Kooperatifi. Yasal olarak o üretim işletme kooperatifi olması gerekiyormuş ama güzel. Güzel bir ifade oldu. Bu kitap şunu anlatıyor. Bu kitap 2006 yılında yazılmış. Çevirmesi ve yayınlaması da bize nasip oldu arkadaşlar. Bir bestseller aslında. Kimse Türkçe'ye çevirmedi. Yayınlamadı. Ben hep takip ederdim. Bazı kitaplar var böyle. İnşallah bu arada da Holistik Kooperatifini kurduk ve ilk yayını bu. Bunu neden kurduk arkadaşlar? Bu kitabın içinde yazıyor bu fikirler. Neden birlikte çalışmalıyız? Neden paylaşım ekonomisinin içinde olmalıyız? Bunun yazarları 2006'da bugünkü yaşadığımız geleceği çok önceden görmüş, hakikaten keskin bakışlı insanlar. Ve burada da ben bunun arkasına ön sözünü de ben yazdım sevgili arkadaşlar. Arkasında şöyle bir şey var. Okuyacağım. Diyor ki bu kitap Holistik Kooperatifi'nin esin kaynağıdır. Holistik Kooperatifi dijitalleşme ürün ve hizmetlerini sunan yetenekli bağımsız çalışanları ve küçük orta ölçekli şirketleri örgütleyerek rekabet koşullarına dirençli bir deniz yıldızına dönüştürmek için kuruldu. Kitabın adı Deniz Yıldızı ve Örümcek. Eğer bir deniz yıldızının bir bacağını koparırsanız hayatına devam ediyor. Ve yeniden kendini var ediyor. Ve alt başlığına dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Lidersiz organizasyonların durdurulamaz gücü. Ve ben çok güzel bir örnek diye hep veriyorum. Kaliforniya'daki bir ev kadını Ford Taurus almak istiyor. Çok para istiyorlar, anlaşamıyor. Gidiyor Facebook üzerinden iki gün içinde 25 tane daha Ford Taurus almak isteyen kadını örgüt. Ve fiyatları %30'a yakın geriletiyor. İşte internet bizim örgütlenme kapasitemizi, iletişimimizi, iş yapış biçimlerimizi kökten değiştiriyor. İşte bu kitabı sizin için Türkçe'ye çevirdik ve çantalarınıza koyduk. Hediyemiz olsun, kooperatifimizin hediyesi. Şimdi bu kitap bize şunu söylüyor. Ve aradan geçen bir sürü şey, farklı bakmamız lazım. Mevcut bakış açılarıyla, konvansiyonel anlayışlarla gideceğimiz yer yok.
ve rekabet koşulları, dünyadaki istikrarsızlık giderek artıyor. O zaman biraz çocuksu olalım. Farklı düşünelim. Olmaz denen şeyleri oldurmanın yolunu bulalım. Nasıl ki çocuklar hiçbir şey, her şeyin mümkün olduğunu düşünüyor. Onun için sevgili arkadaşlar, farklı bakalım. Nasıl bakalım? Eğer normal, konvansiyonel olaylara yaklaşırsak, işimizi, ailemizi, ülkemizi korurken şu adamın durumuna düşebiliriz. Evet, çocuğunu koruyor ama çok yakında onu da koruyamayacak. Bu konvansiyonel araçlarla, silahlarla mücadele etmek zor ve imkansız. Hatta 21. yüzyılda. İşte onun için eğer olaylara farklı bakmazsak portakallar çürür arkadaşlar. Kaynaklar boşa gider. İsraf olur. Mükerrerlik olur. Rekabetçi gücümüzü koruyamayız. Rekabetçi gücümüzü korumak için iki temel unsur var. Verimlilik ve yenilikçilik. Onun için portakalların çürümemesi için rekabetçi gücümüzü kullanmamız gerekiyor. Dijital ol, yeşil ol, paylaşımlı ol. Bir de sonuna akıllı ol diyorum. Türkiye'de bilirsiniz, birine akıllı ol deyince uslu ol, efendi ol, ses çıkarma diyor. Ben akıllı olun, idrak edin, harekete geçin ve itiraz edin diyorum. Teşekkür ediyorum.